Başlıyorum arkadaşlar. Değerli basın mensupları, bu sabah üzücü bir haberle güne başladık. Türkiye'nin Salda Gölü'ne sahip çıkma mücadelesiyle tanıdığı Yeşilova Belediye Başkanımız ve kıymetli eşi dün gece evlerinde silahlı bir saldırıya uğradı. Saldırıyı lanetliyoruz. Başkanımız ve eşi şu anda tedavi altındalar. Hem başkanımıza hem de eşine acil şifalar diliyoruz. Tüm Yeşilova halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Biliyorsunuz bir süredir saray hükümeti belediye başkanlarımız üzerinde acımasız bir ötekileştirme kampanyası uyguluyor. Bu tutum öyle anlaşılıyor ki bazı it kopuklara da cesaret vermiş. Saldırıyı yapanların bir an evvel adalet önüne çıkarılmasını kolluk güçlerinden bekliyoruz. Biz bu olayın peşini bırakmayacağız, süreci takip edeceğiz. Değerli basın mensupları, bu hafta büyük bir bayramı, büyük bir doğum gününü, millet iradesinin vücut bulduğu Gazi Meclisimizin 100. yaşını kutlayacağız. Büyük Enderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle Büyük Millet Meclisi Türk milletinin yüzyıllar süren arayışının bir özeti ve onun kendi kendisini yönetme bilincinin canlı bir örneğidir. Türk ulusu 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi'ni kurarak büyük uyanışını gerçekleştirmiş, kendini yönetme iradesini somutlaştırmıştır. Kurtuluş Savaşımız dünyanın en güçlü devletlerine karşı eşsiz komutan ve devlet adamı Atatürk'ün önderliğinde Gazi Meclisimizin yönetiminde kazanılmış, ulusal egemenliğimizin, bağımsızlığımızın, cumhuriyetimizin ve demokrasimizin temelleri bu mecliste atılmıştır. Atatürk bu bayramı milletin geleceği olan çocuklara armağan etmiştir. Vatanın bağrında 100 yıldır kök salan bu asırlık çınar, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu 7 düvele göstermeye ve ulusumuzun çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne yükselme iradesinin tecelligahı olmaya devam edecektir. Bu vesileyle Gazi Meclisimizin 100. yılında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan yapan Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını, tüm şehitlerimizi, tüm gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Değerli basın mensupları, gönül isterdi ki bu büyük bayramı sokaklarda, caddelerde, büyük kalabalıklarla ve sevdiklerimizle kol kola kutlayabilelim. Ancak olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Korona salgını nedeniyle tedbiri elden bırakmamalıyız. Milletimizden istirhamımızdır. Bu büyük bayramı bu yıl evlerimizde coşkuyla kutlayalım. Ay yıldızlı bayraklarımızı evlerimizin camlarına, balkonlarımıza asalım. Çocuklarımızı evlerimizde sevindirelim. Tedbiri elden bırakmayalım. Sosyal mesafe kurallarına uyalım. Bu zor günleri beraberce aşma irademizi Gazi Meclisimizin kurulduğu koşulları hatırlayarak koruyalım. Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 23 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yapılacak özel bir oturuma Cumhurbaşkanı'nın katılmayacağını söyleyerek diğer parti liderlerine de oturuma katılmamalarını önerdi. Sayın Başkan, siz meclisin başkanı mısınız yoksa Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı mısınız? Bu öneri Gazi Meclisimizin başkanına hiç yakışmamıştır. Evet, şu an salgınla mücadele ediyoruz. Tedbirler önemli. Diğer taraftan daha geçtiğimiz hafta tüm tedbirleri alarak infaz yasası, YÖK yasası ve diğer yasaların çıkarılması için sosyal mesafe tedbirlerine uyularak toplanan meclis elbette kuruluşunun 100. yılında da toplanmalıdır. Dahası o gün genel kurulda yapılacak oturumda partileri, liderleri temsil etmelidir. Meclis grup ve parti yöneticileri onlara eşlik etmelidir. Milletvekili arkadaşlarımız bu oturumu sosyal mesafe kuralları çerçevesinde ya mecliste ya da evlerinden izleyebilirler. 100. yılında meclisimizin şanına yakışan millet iradesinin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsünden milletimize parti liderlerinin seslenmesidir. Bu aynı zamanda içinden geçtiğimiz zor günlerde milletimiz içinde büyük bir moral olacaktır. Değerli basın mensupları, zor günlerden geçiyoruz. Zor günler iyileri kötülerden, diğer kamları bencillerden, cömertleri cimrilerden, hasbiyi hesapçıdan ayrıştırır.
Cumhuriyet Halk Partisi olarak salgının başından bu yana samimi bir şekilde milletimizin yükünü azaltmaya çalışıyoruz ve iyilikte yarışıyoruz, yarışmaya da devam edeceğiz. Biliyoruz ki milletimizin sırtındaki yük her gün daha da ağırlaşmaktadır. Salgın bir yandan insanlarımızın yaşamını, diğer yandan geçimini tehdit etmektedir. İşsizlik, pahalılık, mutfaktaki yangın milletimizi bezdirmektedir. Ülkeyi yönetenler ise saraylarına, köşklerine kapanmış, milletin sıkıntılarından kendilerini izole etmiş, millet ne yer, ne içer dönüp bakmamaktadırlar bile. Milletle bağı kopanlar, üstüne üstlük bir de millete hizmet götürmeye çalışan belediyelerimizi de engellemeye çalışmaktadırlar. Saray salgında halkın canına, aşına, işine sahip çıkmak yerine siyasi hesap ve hınçla hareket etmektedir. Şu açıkça görülmektedir. Saray virüsle değil, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin verdiği hizmetlerle mücadele etmektedir. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarımıza yardım kampanyaları nedeniyle açılan hukuksuz soruşturmalar, belediyelerin yıllardır halka ekmek dağıtan aş evlerinin bile hesaplarına el konması, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin halka ücretsiz ekmek dağıtmasının yasaklanması, son olarak da Adana Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı Sahra Hastanesi'nin yerini mühürleme girişimi, sarayın derdinin millet olmadığını açık seçik ortaya koymaktadır. Halkımız kibir abidelerinin siyasi husumet ve kinle millete verilecek hizmetlere engel olmasını, salgında millet canıyla aşıyla uğraşırken dahi kendi siyasi ikballerini düşünenleri elbette unutmayacaktır. Seçim sandığı önüne geldiğinde bunun hesabını sormayı bilecektir. Herkes müşteri olsun. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler sarayın tüm engellemelerine rağmen hemşerilerine hiçbir ayrım yapmadan hizmete azimle, kararlılıkla devam edeceklerdir. İyilikte yarışımız sürecektir. Bundan kimsenin en ufak bir şüphesi olmamalıdır. Değerli basın mensupları, arsız kendini güçlü sanınca haklıyı suçlu çıkarmaya çalışırmış. Dün Türkiye Cumhuriyeti'nin adliyesini, dahiliyesini, hariciyesini, maliyesini, harbiyesini ve milli eğitimini paralel devlet yapılanmasına teslim etmiş bir siyasi kadronun, bu yapıya yıllarca övgüler düzen, iltifat eden önde gelen bir mensubu, salgında millete ücretsiz ekmek dağıtan belediyelerimizi paralel yapıya benzetme cüretini gösterdi. Hadi kuldan utanmanız yok, Allah'tan da mı korkunuz yok? Milletimizin oylarıyla seçip göreve getirdiği, anayasamızın devletin ayrılmaz bir parçası olarak tarif ettiği belediyelerimize ve onun başkanlarına hangi akla hizmetle paralel yapı dersiniz? Atalarımız boşa dememiş. Çalıda gül bitmez, arsıza söz yetmez diye. Değerli basın mensupları, izahı olmayan şeylerin mizahı olur. 5 koyun gütmeyi ağızlarından düşürmeyenler şimdi millete 5 maskeyi dağıtamıyor. İlkin vatandaşa maskeyi parayla satacağız dediler. Baktılar bizim belediyeler maskeleri ücretsiz dağıtıyor. Bundan derhal vazgeçtiler. Vatandaşa karneyle maske vereceğiz. Onu da PTT eliyle dağıtacağız dediler. Bunu da yapamadılar. Sonra maskeyi eczanelere vereceğiz. Maskenin kodunu da milletin cep telefonlarına göndereceğiz dediler. Onu da beceremediler. Kolonya vaat etmişlerdi, ondan vazgeçtik. Bir aydır millete 5 maskeyi dağıtamadınız. Ama caka satmak uğruna İngiltere'ye, İspanya'ya, İtalya'ya uçak dolusu maskeler yolladık diyorsunuz. İngiliz, İtalyan, İspanyol bizim gönderdiğimiz maskeleri takıp dolaşırken milletimizin hala kod beklemesinin izahı olmayınca da mizahı oldu. Bu iş temel fıkralarına kadar girdi. Değerli basın mensupları, hafızayı beşer nisyan ile mağlüldür. Bunun için hatırlatmakta yarar var. Vatandaşın bağışladığı bir yüzükle siyasete başladıklarını her yerde anlattılar. 17 yıllık yönetimlerinde 2 trilyon 346 milyar dolar kaynak toplayıp harcadılar. Sonunda da milleti geçinebilmek için 30 yıldır parmağında taşıdığı Allianz'ı satma noktasına getirdiler. Şimdi soruyoruz. Nereye harcadınız bu paraları? Tık yok. İster istemez akla o meşhur tekerleme geliyor. Ağaç nerede? Balta kesti.
Balta nerede? Suya düştü. Su nerede? İnek içti. İnek nerede? Dağa kaçtı. Dağ nerede? Yandı, bitti, kül oldu. Yanıp bitip kül olan sadece toplanan vergiler, alınan iç ve dış borçlar, satılan kamu malları değil. Merkez Bankası'nın ihtiyat akçeleri, işsizlik sigortası fonunun paraları da bu beceriksiz ve müsrif yönetim tarafından tüketildi, yandı, bitti, kül oldu. Şimdi milletin aşını işini koruyacak tedbirleri gerektiği gibi alamıyorlar. Bu nedenle de G20 ekonomileri içinde milli gelirine oranla verilen desteklerde sondan 6. sırada kaldık. İnsanlarımız canı ile cüzdanları arasına sıkıştı, boğuluyor. Salgınla mücadele amacıyla kahvehanesinden berberine, düğün salonundan tiyatrosuna 144.690 işletmenin kapısına kilit vuruldu. Berber, kuaför, güzellik salonlarında çalışan 540.000 çalışanımız şimdi evinde oturuyor. Alışveriş merkezlerinde çalışan 523.000 yurttaşımız faturalarını nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Kahvehaneler kapandı, 259.000 kişi günlük yevmiyesini kaybetti, okul ve yurt kantinlerinde 150.000 civarında emekçi işinden oldu. Aşçı, garson, komi evde oturuyor. Otobüs, minibüs, taksi çalışmıyor. Sanatçılar sanatlarını icra edemiyor. Bu insanlar ne yiyor, ne içiyor? Ülkeyi yönetenler bunları düşünüyor mu? Düşünseler çare üretirlerdi. Sadece bahane üretip şikayet ediyorlar. Partimizin hemen her açıklamasında diğer ülkelerin neler yaptığını, bu ülkelerin yurttaşlarının aşını, işini nasıl koruduklarını somut örnekleriyle anlatmaya çalışıyoruz. Saray hükümetine yetmiyor, çözüm öneriyoruz. Bir kez daha tekrarlıyoruz. Salgınla mücadele çerçevesinde kapatılan iş yerlerinde, lokantada, kahvede, berberde, tiyatro ve düğün salonlarında çalışanların maaşlarının büyük kısmını devlet versin. Kepenk kapatan esnafa, KOBİ'ye salgın nedeniyle mahrum kaldığı kazancının bir kısmını devlet hibe olarak versin. Esnafın, KOBİ'nin devlete olan kirasını ve vergisini hem de faiziyle ertelemek çözüm değil. Özellikle küçük esnaflara bu dönemde ödedikleri kira karşılığında hibe verin. Duran otobüsün, minibüsün koltuklarının bir kısmını 3 aylığına devlet olarak siz kiralayın. Çalışmayan turizmciye, mazot, gübre, ilaç, tohum yemi almakta zorlanan çiftçinin geçmiş kredilerini faiziyle ertelemek yerine doğru düzgün nakit desteği verin. Bu arada çay asadı yaklaşıyor. Dolayısıyla tarım işçilerinin yerlerine gitmeleri gerekiyor. Devlet tarım işçilerini yerlerine gönderebilmek, çalıştıkları yerlere gönderebilmek ve koronavirüsüne karşı gerekli önlemleri almak bakımından gerekli desteği vermesi lazım. Bakın, tarım işçileri eğer tarlalara giremezlerse önümüzdeki dönemde gıda güvenliğimiz riske girer. Bir başka trajikomik bir olay. Şimdi sokağa çıkma yasağı ilan edildi, doğru. Çiftçiler bundan muaf tutuldu, doğru. Çiftçilerin çiftçi kayıt belgesi almaları gerekiyor. Hayvancı çiftçi kayıt belgesi almak için Tarım İl Müdürlüğü'ne gittiğinde 10 lira. Tarımcı da yine Tarım İl Müdürlüğü'ne gittiğinde 6 lira bağış yapmak zorunda tutuluyor. Arkadaşlar, son derece zor günlerden geçiyoruz. Zaten çiftçi bitmiş. Bu bağışlar nereden çıktı? Yani önce maskeyi parayla satmaya çalıştınız, şimdi ÇKS belgesini tutup çiftçiye parayla veriyorsunuz. Çok açık söyleyeyim. Bu parayla vermekten, krediyle işleri çözmekten vazgeçin. İhtiyaç sahibine, işsize borç değil, destek verin. Çalışanın işte kalması için maaşının en azından bir kısmını ödeyin. Esnafa, KOBİ'ye, çiftçiye mahrum kaldığı gelir kadar sermaye verin. KOBİ'lere verilecek destek kredilerini bankaların insafına bırakmayın. Kendi belirlediğiniz şartlarla, uygun ana para ve faiz ödemeleriyle, imkanlarıyla ve ihtiyaç duyan tüm işletmelere kredinin tahsis edilmesini sağlayın. Bunun için gereken finansmanı verin.
Bu taahhütlerin arkasına devletin gücünü koyun. Kurbanın gözü patlamadan hazinenin musluklarını açın. Sosyal devlet ne, hangi günler için var? Bugünler için var. Milletimiz yediği ekmeğin, içtiği suyun vergisini veriyor mu? Veriyor. Hatta verginin de vergisini alıyorsunuz. Millet bu kadar fedakarlık yapıyorsa bu devlet de milletinin zor gününde yanında olmalıdır. Olmak zorundadır. Bu ülke elbette güçlü bir ülkedir. Bu devlet elbette güçlü bir devlettir. Ancak at sahibine göre kişnemektedir. İktidar olmak muktedir olmayı gerektirir. Eğer devletin tüm imkanlarıyla beraber bu milletin zor gününde yanında duramıyorsanız o koltuğu bırakıp çekip gideceksiniz. Biz günlerdir milletimizin çıkarlarını her şeyin önüne koyarak saray hükümetine iyi niyetle yol göstermeye çalışıyoruz. Milletimiz daha fazla acı, sıkıntı çekmesin istiyoruz. Ama damat bakan ya kendisine yol gösterenleri suçluyor ya da birilerini şikayet ediyor. İktidar koltuğu şikayet makamı değildir. İktidar koltuğu çözüm makamıdır. Siz çözüm bulacaksınız. Ekonomide en önemli sermaye güvendir. Güven avucumuzun içindeki kuşa benzer. Çok sıkarsak boğulur, çok gevşetirsek uçar gider. Piyasalara ve ekonomi ve tüm ekonomik aktörlere güven verecek bir programı hazırlayın demekten dilimizde tüy bitti. Damat bakan bu yıl %5 büyüme hedefine sıkı sıkı sarılıyor. Uluslararası kurumlar ise %5 daralma öngörüyor. Yine uluslararası bir danışmanlık şirketinin ülkemizde 250'den fazla firmayla yaptığı ankete göre firmaların %80'i bu yıl %3'ten fazla bir daralma bekliyor. İş dünyası da Hazine ve Maliye Bakanlığı'na anlaşılan pek itimat etmiyor. Ama biz %5 hatta daha fazla büyümeyi istiyoruz. Bakanın bu hedefi yakalama taahhüdünü ciddiye alıyoruz. Ancak %5 hedefini tutturamaz. Millete olan taahhüdünü yerine getiremezse de kendisinden koltuğu boşaltmasını bekliyoruz. Hükümeti bir kez daha uyarıyoruz. Bir an evvel bir kriz masası oluşturun. İlkin ekonomi bürokrasi içerisinde koordinasyonu sağlayın. Daha sonra ekonomik ve sosyal konseyi toplayın. Toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelin. Onların sorun ve beklentilerini dinleyin. Ortak aklı arayın. Ardından bu yılın büyüme, enflasyon, cari açık, işsizlik hedeflerini ve tüm temel makro göstergeleri gerçekçi bir şekilde revize edin. Salgın bittiğinde izleyeceğiniz stratejiyi açıklayın. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Böyle dönemlerde hem parasal hem mali gevşeme olabilir. Finansal sistemi düzenleyen, denetleyen çerçeve genişletebilir, gevşetilebilir. Bunların hepsi anlaşılabilir, makul karşılanabilir. Yeter ki yeni bir hikaye yazın. Tüm bunlar güven veren bir program dahilinde, saydam bir biçimde, güven veren bir biçimde, tüm kesimlerin adalet duygusunu kazanmış olarak ve sonrasında izlenecek politikalarda açıklanarak yapılırsa bu iş olur. Sözlerle eylemleriniz tutarlı olsun. Ama kusura bakmayın. Damat bakan ne söylüyor, tam burası ne çalıyor. Bakan karşılıksız para basmanın ülkeyi nereye götüreceğinin belli olmadığından bahsediyor. Ama Merkez Bankası matbaası bugünlerde sürekli para basıyor. Son bir ayda Merkez Bankası 28,5 milyar liralık hazine kağıdı almış. Karşılığında da hazine kağıdı ve işsizlik sigortası fonundan kağıtları almış. Karşılığında da 35 milyar lira para basmış. Peki bu bastığınız paranın dolar karşısındaki değerini koruyacak takatınız var mı? O belli değil. Bol miktarda laf var ortada. Bakan yurt dışında hiçbir kuruluşla görüşmüyoruz diyor. Ama net döviz rezervimiz 15 milyar doların altına inince, doların değeri 7 liraya yaklaşınca Merkez Bankası Başkanı hafta sonunda apar topar çıkıyor, diğer merkez bankalarıyla swap görüşmelerinin devam ettiğini açıklıyor. Tabii yine ne damattan ne de kayınbabasından ses yok. Dediğim gibi hem parasal hem de mali gevşeme olabilir, ancak bu ülkemizin üretim ve büyüme potansiyelini tahkim eden, işçiyi ve işvereni iş yerini koruyan, aynı zamanda güvenlik çapalarını ve çıkış stratejilerini de ortaya koyan güçlü bir ekonomik programın parçası olarak tasarlanmalıdır. Bu yapılabilirse çok sorun çıkmaz. Yapılmazsa ödeyeceğimiz fatura çok daha kabarır.
Bu arada sadece ekonomi cephesinde değil, sağlık cephesinde de kesin, katı ve yaygın tedbirlere ihtiyacımız devam ediyor. Salgında yaşamını yitiren yurttaşlarımızın sayısı 2017'ye çıktı. Hastalığa yakalananların sayısı ise 86.306'ya ulaştı. İki gün önce komşumuz İran'ı geçmiştik. Dün de koronavirüsünün dünyaya yayıldığı Çin'deki vaka sayısını aştık. Şu anda dünya üzerinde en çok korona vakası olan 7. ülkeyiz. Tüm kaybettiklerimize Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır. Hastalarımıza ise bir kez daha acil şifalar diliyoruz. Evet, genel bir karantina hem insanlarımızın yaşamını korumak hem de ekonomimizin içine düştüğü badireden en az hasarla çıkmasını sağlamak için en etkili silah olarak duruyor. Hala daha duruyor. Son dönemde test sayısında artış olsa da Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı verilerine göre nüfusuna göre en az test yapan ülkelerden biriyiz. Her 1000 kişiden 5 kişiye test yapabiliyoruz. OECD ortalaması ise 15 kişi. Bu nedenle ihtiyatı ve tedbiri hiçbir şekilde elden bırakmamalıyız. Değerli basın mensupları, ülkemiz sadece koronavirüsüyle değil, bir de sarayın hübris hastalığıyla, yani kibir hastalığıyla mücadele ediyor. Saray müellifinin kendisi olmadığı, kendisinin sansüründen geçmeyen bir haberin okunmasından, birilerinin kral çıplak demesinden çok rahatsız oluyor, çok korkuyor. Rüşveti vereni hapisten salarken rüşveti yazan gazeteciyi hapiste tutuyor. Hoşuna gitmeyen yayınlara Rütük sopasını yapıştırıveriyor. Tele1'e, Halk TV'ye, Fox TV'ye ölçüsüz para cezaları ve yayın durdurma cezaları kestiler. Ekranları karartıyorlar. Vatandaşa doğru bilgi veren sesleri kısmak istiyorlar. Son olarak Cumhuriyet Gazetesi hedefte. Damat, Kanal İstanbul güzergahında arsa aldığı haberini yapan muhabire dava açıyor. Haber yalan mı? Değil. Kanal İstanbul güzergahında arsa aldığını bakanın avukatı da doğrulamış. Peki bu dava neyin desi? Sarayın iletişim sorumlusu Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde Boğaz'a nazır hazine arazisini kiralıyor. Tabii ki haber oluyor. Bu habere terör soruşturması açılıyor, sonra da yayın yasağı getiriliyor. Rize'de 80 yaşında bir dede sosyal medyadan yapılan bir paylaşımı beğendiği için Cumhurbaşkanı'na hakaretten karakolda ifadeye götürülüyor. Sarayın atadıkları da sarayın izinden gidiyor. Atalarımız ne demiş? Ön teker nereye, arka teker oraya. Açız diyen vatandaşa geber diyen bürokratlar bunlar da. Canını ortaya koyan sağlıkçıya sırtımıza yük oldular diyen valiler bunlar da. Milletin seçtiği vekillere güya gözdağı vermek için fezlekeler hazırlayıp meclise gönderen savcılar bunlar da. Değerli basın mensupları, milletvekili Ümit Özdağ Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde bir konuşma yapıyor. Bu konuşmaya da ilgili olarak savcılık fezleke hazırlıyor. Bu kabul edilemez. Milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde yaptığı konuşmalar mutlak yasama sorumsuzluğu kapsamındadır. Bu anayasamızın açık bir hükmüdür. Savcının böyle bir hususta fezleke düzenlemesi anayasamızın açık ihlalidir. Anayasa suçudur. Meclis Başkanı'nın bu konudaki sessizliği ise bir hayli düşündürücüdür. Meclis Başkanı'na buradan sesleniyorum. Bu fezlekeyi işleme koymadan derhal iade etmeniz gerekir. Adalet ve zulüm aynı yerde barınmaz. Sözlerimin sonuna gelirken biz de saray hükümetine bazı sorular sormak istiyoruz. Rusya'dan 2,5 milyar dolar para vererek S-400 silah sistemlerini satın aldınız. Erdoğan S-400'lerin Nisan ayında aktive edileceğini ifade etmişti. Nisan ayının sonuna yaklaşıyoruz. Soruyoruz. S-400'ler aktive edildi mi, edilmedi mi? Bunun cevabını bekliyoruz. İkinci sorumuz. Peşkeş çekilen Sakarya'daki tank palet fabrikasına Katarlıların 50 milyon dolar yatırım yapacağını söylemiştiniz. Bu yatırım yapıldı mı? Millet adına bunu da bilmek istiyoruz. Üçüncü sorumuz, önceki haftalarda sorduğumuz ve cevaplamadığınız için bu hafta bir kere daha sormak zorunda kaldığımız bir soru.
Osman Gazi ve Yavuz Sultan Selim köprüleri için 2019'a ait geçiş garantileri kapsamında hazineden Nisan ayında 2 milyar 720 milyon Türk lirası ödeme yapılması gerekiyordu. Bu ödemeyi yaptınız mı? Bu ödemeyi neyle yaptınız? Bu geçiş garantilerini milletten topladığınız yardımlarla mı ödediniz? Sözlerimin sonunda vatandaşlarımıza sokağa çıkmama konusunda gösterdikleri hassasiyeti için bir kere daha teşekkür ediyorum. Ayrıca herkes evdeyken dışarıda görev yapan, başta sağlıkçılarımız olmak üzere tüm kamu görevlilerine, esnaflarımıza ve diğer çalışanlara, bu süreçte emek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alayım, burada bulunan arkadaşların. Yine bize iletim sosyal medya aracılığıyla sorularını gönderen arkadaşların sorularını da Necati Bey bize soracak. Buyurun. Efendim, birinci sorum şehir hastaneleriyle ilgili. Bugün bir tane daha şehir hastanesi açıldı. Bu şehir hastanelerini dünyada olumlayan açıklamalar da geldi. Sizin eleştirileriniz bu konuda devam ediyor mu? İkinci olarak Adana Sahra Hastanesi ile ilgili bir takım tartışmalar var. Bitti mi, bitmedi mi, başlamış mıydı, başlamamış mıydı şeklinde bazı karmaşık açıklamalar geldi. Bu konuda ne diyeceksiniz? Üçüncü olarak 23 Nisan'da kürsüde Sayın Kılıçdaroğlu'nun olacağını anlıyorum. Mecliste doğru mu? Bir de bu Salda Gölü ile ilişkilendirdiniz sanıyorum belediye başkanına yönelik saldırıyı. Ama belediye başkanı diyor ki bunun bizim belediyeye ait otelin işletmesiyle alakalı bir saldırı olduğunu söylüyor. Ne diyorsunuz tüm bu konulara? En sonuncudan başlayayım. İlişkilendirmedim. Bir şey söyledim. Dedim ki Salda Gölü ile ilgili yapmış olduğu mücadeleyle tanınan belediye başkanımıza dedim. Saldırı yapanlarla ilgili gerekli tanımı yaptım. Bu cüreti de kimden aldıklarını açık seçik ifade ettim konuşmamın başında. Birinci sorunuza gelirsek, birinci sorunuzda bir daha tekrarlar mısınız? Bu şeyle, şehir hastaneleriyle ilgili görüşümüzü sormuştunuz. Çok açık söyleyeyim. Biz iki bakımdan şehir hastanelerine karşıyız. Bir, yapılış biçimi olarak karşıyız. Bu hastanelerin kamu özel işbirliğiyle yapılmasının aslında normalden çok daha pahalıya mal olduğunu zaten Sağlık Bakanı da ifade etmişti. Yani bu hastaneleri yaptığınız zaman yatmadığınız yatak nedeniyle, kullanmadığınız ameliyathane nedeniyle millete para ödettirmek zorunda kalıyorsunuz. Hazine garantisi ödetmek zorunda kalıyorsunuz. Bunu bizim kabul etmemiz mümkün değil. Burada ciddi bir yanlışlık var. Hem de bu garantileri dolarla veriyorsunuz. Bir düşünün şu anda dolar nereden nereye geldi? Bu garantilerin Türk lirası karşılığı nereden nereye çıktı? Herkesin geliri düşüyor. Herkesin geliri azalıyor bu krizde. Ama bir kesimin geliri sürekli artıyor. Kimin geliri artıyor? Bu hazine garantilerinden yapılan, yararlanan, kamu özel işbirliği çerçevesinde altyapı yatırımlarını gerçekleştiren müteahhitlerin geliri artıyor. Baştan beri söylüyoruz. Krizden çıkış sürecinde adil olmak zorundayız. Dolayısıyla bu kişiler bu garantileri almaktan bu yıl vazgeçmek zorundadırlar. İki, bu garantileri artık dolarla bu bütçenin taşıması mümkün değildir. Bu garantilerin Türk lirasına çevrilmesi lazımdır. Bunu kabul etmiyorlarsa da devletin bu yatırımları hazineye alması lazımdır. Evet, meclisteki toplantıya genel başkanımız katılacaktır ama Sayın Meclis Başkanı'nın sözleri gerçekten son derece yadırgatıcıdır. Yani Cumhurbaşkanı katılmayacak, liderler de katılmasın. Bu ne demek? Bizim genel başkanımız 23 Nisan'da meclis kürsüsünde olacaktır. Gerekli sosyal mesafe şartlarına uyarak, gerekli önlemleri alarak meclis kürsüsünden milletimize seslenecektir. Evet. Başka var mıydı? Evet. Şimdi
Yani Adana'daki hastaneyi İstanbul'daki şehir hastanesiyle karşılaştırıyorsanız büyük bir yanlış yapıyorsunuz. Adana'da bir kere söz konusu olan hastane yeridir. Tüm dünyada bu kriz sürecinde büyük parklar, fuar alanları ve buna benzer yerler Sahra Hastanesi olarak, Sahra Hastanesi yeri olarak hazırlanmaktadır. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız da bunu yapmıştır. Ama öyle görünüyor ki buluttan nem kapma konusunda ve gerçekten de yalanı doğruymuş gibi anlatma konusunda bu hükümetin eline, bu hükümetin sözcülerinin eline kimse su dökememektedir. Evet, Necati Bey, başka soru var mı? Evet efendim, şöyle, bize iletilen sorulardan ilki şöyle. İYİ Parti'den Durmuş Yılmaz, Türkiye şu anda dışarıdan borç almak için yıllık 7-8 oranında faiz öder. Bu para IMF'den çok daha ucuza bulunabilir. Salgınla mücadele için ayrılan bir kaynak da var. Standby'a gerek yok. Ama bu parayla kanal yaptırmazlar, dedi. Aynı zamanda Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Babacan da, rakamın büyüğü IMF'de değil, merkez bankalarında. Ayrıca uluslararası kuruluşların yardım mekanizmaları yıllık %1 faizle para kullanabiliriz şeklinde bir açıklama yaptı. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir? Şimdi tabii biraz önce söyledim. Türkiye maalesef bu kriz sürecine 16 milyar dolarlık bir net rezervle yakalanmıştır. Ve hem Merkez Bankası'ndaki ihtiyaç akçeleri hem de döviz rezervlerimiz maalesef iktidarın seçim kazanmak amacıyla yapmış olduğu harcamalar nedeniyle çok önceden tüketilmiştir. 5%'de büyüyen bir ekonomi, %14'e varan bir işsizlik, tüketilmiş döviz rezervleri, bitmiş yedek akçeler. İşte bu krize biz, bu iktidarın kötü yönetimi, bu saray hükümetinin kötü yönetimi sayesinde bu şekilde yakalandık. Şimdi para basıyoruz. Para basmakta zorundayız. Öyle gözüküyor bu harcamaları finanse etmek için. Ama bastığımız paranın arkasında durabilecek takatimiz var mı? Bunun en kolay yolu biraz önce bahsettiğiniz önlemlerdir. Ama bunun dışında da bir takım önlemler alınabilir. İktidar ne yapacağını, saray hükümeti ne yapacağını bir an önce derli toplu bir program çerçevesinde açıklamazsa ne paramızın değerine hakim olabilir ne de bastığı paranın beklediği işi yapmasını sağlayabilir. Evet. Efendim bir diğer soruda infaz düzenlemesiyle ilgili. İnfaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi başvurusu ne zaman yapılacak? İlk olarak şekil yönünden mi, esas yönünden mi başvuru yapılacak ve neden diye bir soru. İlk olarak şekil yönünden müracaat edeceğiz. Geçmişte bunun örnekleri var. İnfaz yasalarının af yasasına dönüşmesiyle ilgili olarak. Tabii şekil yönünden itirazlarımızı 7 gün içinde yapmak zorundayız. Ondan sonra da esas bakımından itiraz yapmak gerekiyorsa 60 gün içinde onu da yapacağız. Efendim son bir soru var. Gerek kalırsa. Evet. Son soru da şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü Başakşehir Şehir Hastanesi açılışında buranın yolunu yarım yamalak bırakan İstanbul'un bir belediye başkanı var. Hemen Ulaştırma Bakanımızı devreye soktuk. Ulaşımda artık herhangi bir sıkıntı olmayacak şeklinde bir açıklama yaptı. Bu konuyla ilgili yorumunuz ya da cevabınız ne olacaktır? Şimdi biraz önce hübris ya da saraya musallat olan hübris ya da kibir hastalığından bahsetmiştim. Ama anlaşılan mitomanya hastalığı da saraya bulaşmış durumda. Zaten sormuşlar. Kişi başkasını kendisi gibi bilirmiş demişler. Şimdi bakın, bu artık mitomaninin en somut örneği. Bu yolun ihalesi 2015 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmış.
yol yapımı işi için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bu işi üstlenmiş ve aynı yıl İstanbul genelinde projesiz bir torba ihale kapsamında bu işin yapılması öngörülmüş. İhalenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi hastane çevresindeki yolları yapmaya başlamış ve 580 milyon lira da harcamış. Açılıştan haftalar önce çekilen görüntülerden de anlaşılacağı üzere karayoluyla hastaneye ulaşmanın mümkün olduğu ortada. Yani burada sıfırdan bir yol yapılmamış, eksikleri olan bir yolu tamamlamış Ulaştırma Bakanlığı. Peki bu inşaatı kim durdurmuş? Cumhurbaşkanına bakarsanız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu diyor. Bakın ben size söyleyeyim, kim durdurmuş? İnşaat 2018 yılı Temmuz ayında durdurulmuş. Daha o tarihte Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı değil. Yol inşaatını durduran kim? O gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki Genel Sekreter Yardımcısı. Şimdi o kişi hangi görevi yapıyor? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Kara İsmailoğlu. O yapıyor, şu anda Ulaştırma Bakanlığı görevini yapıyor. Durduran kim? Adil Kara İsmailoğlu. Onun imzası var. Peki bu hastane ve yol inşaatını neden durdurmuş Sayın Kara İsmailoğlu? Demiş ki müteahhite, inşaatı yapmakta olan müteahhite torba şeklinde verilmişti ya, orayı bırak Dolmabahçe Ortaköy Karayolu inşaatına yönlen demiş. Hastane, tünel inşaatı hastane yoluna tercih edilmiş. Burada kim kabahatli? Burada kim kabahatli arkadaşlar? Ve 2018'de durdurulan bu iş daha sonra da devam etmemiş. Peki yeni İBB yönetimi buna niye devam etmedi? Edemedi açıkçası. Çünkü yolun ödeneğini tünel inşaatına harcamışlar. Bütçede de yol için yeni bir ödenek koymamışlar. İBB hastane yolunun yapımı için gerekli girişimlerde aslında İBB'nin yeni yönetimi hastane yolunun yapımı için gerekli girişimlerde bulunmuş. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talebiyle İstanbul Valiliği'nden, Valiliği'nde 25 Aralık 2019 günü Vali Başkanlığı'nda bir toplantı yapılmış. Kaynakların geçmiş dönemde harcandığını ve kaynak ihtiyacı nedeniyle bu yolun devam edemeyeceğini Sayın İmamoğlu açıkça belirtmiş. Vali, Ulaştırma Bakanlığı'nı devreye sokmak için çalışacağının altını çizmiş. Belediye Başkanımız da valiliğimize bu girişimi için teşekkür etmiş. Yolla ilgili tüm gerçekler bu. Durduran daha önceki yönetim. Yolun ödeneğini harcayan daha önceki yönetim. Yolun yapılması için gayret gösteren, valiliğe başvuran, ödenek talebinde bulunan da bugünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Yolla ilgili tüm gerçekler bu. Bir de hastaneye giden metro inşaatı var. Şimdi Başakşehir, Kayaşehir metro hattının inşaatına herhangi bir kredi anlaşması yapılmadan tamamen öz kaynaklarla finanse edilmek üzere 2017 yılının Mart ayında başlanmış. Ancak aynı yılın Aralık ayında dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın 131 sayılı yazısı ile hattaki tüm çalışmalar durdurulmuş. Hiçbir kredi verilmeyen hattın bitmesi için şu anda çok ciddi bir kaynağa ihtiyaç varmış. Kamuoyuna söylendiği gibi metro çalışmasının devamı konusunda herhangi bir adım da atılmış değilmiş. İnşaatın devam etmesi adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak devlete bir çözüm önerisinde bulunmuş Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız.
İller Bankası'ndan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sağlanan 100 milyon euro ile metroyu 2020 yılı bitmeden hastaneye kadar ulaştırmak mümkün. Eğer saray hükümeti tezvirat anlatmayı bırakıp bu çözüm önerimizi dikkate alırsa hastaneye ulaşımda çok büyük bir rahatlık sağlanacaktır. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum.